güç. Uygarlığın, tekniğin, ilerlemenin kaldıracı. İnsanlık tarihi, enerjinin, gücün kullanış biçimidir bir bakıma. Bu aynı zamanda insanoğlunun doğaya, çevreye egemen olmasının tarihidir. Ancak insanoğlu teknolojik ilerleme doğrultusunda ilerlerken zaman zaman kendisiyle hesaplaşmaktan geri kalmadı. Egemen kıldığı gelişme çizgisini zaman zaman irdeledi. Seçtiği yolun alternatiflerine şans tanımak gerektiğini düşündü. Sanayileşmenin dev boyutlara ulaştığı günümüzde artık toplumsal ilerlemenin ana ölçütü olarak hıza dayalı bir teknoloji görüldüğü çoğu zaman. Kimi zaman bu hız olumsuzluğa dönüşüp kilitlenmeye, hareketsizliğe neden olsa bile. Teknolojinin getirdiği olumsuzlukları azaltmak için çeşitli alternatifler oluşturuldu. Var olanlara ise sıkı sıkı sarınıldı. Soruna bu açıdan bakıldığında, bir zamanların geleneksel kitle ulaşım aracı olan faytonlar, adalar gibi motorlu araç trafiğine kapalı ve korunmaya alınmış bölgelerde dikkat çeken bir anlam taşırlar. Sultan Abdülmecit devrinde İstanbul'a, dolayısıyla ülkemize, önceleri konak ve saray arabası olarak giren faytonlar, kısa bir sürede yaygınlaşarak dönemin kitle ulaşım aracı haline dönüştüler. Savaşı öncesinden İstanbul'a gelen müttefiklerin, gerekse Mısırlı aristokratların İstanbul'a yerleşmelerinin etkisiyle lüks yaşamla tanışan Osmanlı seçkinleri yeni misafirlerden oldukça etkilenir. Pera'daki Monsieur Baker mağazalarından, Orion'dan, Perikar Willi'den giyinip kuşanmak moda olmaya başlar hemen. Bu mağazalarda alışveriş yapmanın yanı sıra dönemin deyimiyle sayfiyeye gitmek de aynı lüks yaşama biçiminin gereği olarak yaygınlaştı. Şıklık ve zerafet yarışına giren görkemli yalılar, konaklar, boğaz içinde ve adalarda mantar gibi türemeye başlar. Tarihçi Lütfü Efendi bu eğilimi "para geldi, İstanbul millete dar geldi" sözleriyle ifade eder. Pera ve sayfiye modası, karada geleneksel atlı ulaşımı, denizde ise yelkenleri zorlayınca Sultan Abdülmecit bu sorunun çözülmesini emreder.
denizde çözüm, şirketi Hayriye'nin vapur seferleri, karada ise Fransa'dan ithal edilen feyton, artık alıştığımız söylenişiyle faytonlar olur. Asilzadeler, zenginler, şirketi Hayriye vapurlarının iskelesinden artık seyisleri tarafından yolcu edilip yine onlar tarafından karşılanırlar. Önceleri süslenmiş eşeklerle başlayan bu trafik yerini landolara, faytonlara ve kupalara bırakır. Artık hemen hemen her yalının, köşkün, konağın yanında güçlü atların beslendiği bir ahır ve işinin ehli bir seyis vardır. Arabalar beyefendi, hanımefendi ya da saygıdeğer misafirleri karşılamak ya da uğurlamak için Arnavut kaldırımlarında kendilerine özgü sesleriyle boy gösterirler. Sokaklar fayton zillerinin sesleriyle şenlenmiştir. Oysa daha önceleri iki öküzün koşulduğu iki tekerlekli geleneksel koçular yalnızca hastaları ve kadınları taşırdı. Faytonların sevimliliği öylesine baştan çıkartıcıydı ki çok geçmeden büyük küçük, kadın erkek her kesimin vazgeçilmez aracı oldu. Faytona gösterilen bu talep öylesine çoğaldı ki piyasada kira arabaları olayı doğdu. Kiralık faytonlar ikiye ayrılıyordu. Bir kısmı her gün piyasaya çıkıp önüne gelen müşteriyi taşıyordu. Bir kısmı ise ahırda özel müşteri bekliyordu. Şıklık ve zenginlik açısından birincisiyle kıyaslanamayan bir görüntüye sahip bu ikinciler, parası henüz özel araba almaya yeterli olmayan, ancak sokaktaki kira arabalarıyla dolaşmayı da kendisine yediremeyen kesim tarafından kullanılırdı. Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi o günlerin faytonlarını şöyle betimler. İstanbul'un kira faytonları ilk zamanlar gayet süslü, pırıl pırıl arabalardı. Fayton sürücüleri ise ilk zamanlarda çehresi güzel, şahlevent delikanlılardan seçilir, o gençler pek süslü giydirilirdi. Üsküdar'la Aşık Razi'nin 1880-1890 yılları arasında yazıldığını tahmin ettiğimiz şiiri faytoncuları daha detaylı inceler. İstanbul'da faytonlar süslü olmak gerektir. Deşemesi kadife, pırıl pırıl fenerler. Hepsinin sürücüsü tuvana delikanlı. Gören yosma hanımlar divaneye dönerler. Topuklusu, Japonu, karabiber benlisi, ateşoğlu, beyoğlu, kızanlıklı, çırpanlı, baygını, mestanesi, kara kızı, çakırı, cümlesi mülakkab bin yüzlerce delikanlı. Şaklattığı kamçılar işmardır, serkeşane, kimi Cengiz Han, kimi İskender'i zamandır. Cümlesi esafili nasın, eşbeh civanı, faytoncu çapkınları gayetle bir amandır. Çalımına yandığım, kamçısına yandığım, faytonu gıldır gıldır süren şu bıçkına bak. Fesinden, perçeminden, şıpıdağına topuğuna, bak şu dilber fetaya bak, Allah aşkına bak. Cepken potur mintanı ince belde kuşağı, Urumeli kesimi bir hoş turfa kıyafet. Böyle dayı revişli şahlevent fetaları, doğuran anaların yedi ceddine rahmet. Kağıthane yolunda katar tozu dumana, kaldırınca dört nala köpürterek atları, aldırmayın kopukluk nümayişi vahşete, atını görür görmez yumuşar suratları. Günümüz arabacı ustalarından Tahsin Gence ise faytonlara olan sevgisini şöyle anlatıyor. Tahsin Gence, 1928 Konya doğumluyum. 16 yaşında babamdan kalan dükkanımızı çalıştırmak mecburiyetinde kaldı kardeşlerimle. Tabii o zaman çırak olarak çalıştım. Askerden geldikten sonra bu arabaların büyüklerini yapmaya başladık. Ayrı bir sene hep birlikte çalıştık abimle. Ondan sonra hepimiz ayrıldık. Kendi dükkanlarımız oldu. Ben dükkanlarımda kendim büyük arabalar yapmaya başladım. Aşağı yukarı bu Konya yaylarını ilk defa Konya'da yapan biz olduk. Bunlardan Türkiye'nin dörtte üçüne gönderdik diyebilirim. Adana, Mersin, Tarsus, Diyarbakır, Van, İzmir, İstanbul, hiç tarafta arabalarımız vardır bizim. Ama tabii benim bıraktığım o işi 30-35 sene oluyor.
Tabii 35 senede mutlaka ki çok etkilmiştir, ismimiz falan silinmiştir üzerinde. Şimdi bir gün Konya'dan gelirkenleri benim kendi arabamı birisi tamir ettirmiş, üzerine de ismini yazmış. Bu yazılışında hanımım derip bana söyleyince eve geldik. Bir tane bunların maketini istedi benden. Ben de maket olaraktan bu vesileyle başladım. Bir tane ona hediye olaraktan maket yaptım. Günümüzde ne yazık ki motorlu araçların acımasız rahatlığına, pratikliğine yenilen bu sevimli, doğayla uyumlu taşıtlar sadece Prens Adaları'nda varlığını sürdürmektedirler. İlk dönemin faytonlarına kıyasla oldukça yalınlaşan ve ilkel tekerlek düzenine dayalı araba esprisini olduğu gibi koruyan faytonların, sık sık alternatif taşıma türlerinin tehdidiyle karşılaştığını görüyoruz. Hastalığın nekaat dönemini geçirmek için adaya gelen ve bir daha ilişkisini koparmayan paşa, motorlu aracın adalara girişini çıkartılan bir yasayla önler. Paşa, egzosun yeşille doğayla olan çelişkisini daha o sıralarda görmüş, adaların uyumlu, olağanüstü ekolojisi içerisinde motorlu araçların bir ilerleme değil, gerileme olduğunu fark etmiştir. Zaman ortaya çıkan motorlu taşıtlara dönme eğilimi artık iç içe geçmiş olan at, araba ve ada üçlemesi karşısında hep geri adım atmak zorunda kalır. Günümüzde ender olarak rastlanan bir iki özel fayton dışında eski deyimiyle kira faytonları artık adaların simgesi haline gelmiştir. Çalışma kuralları ve taşıma ücretleri Adalar Belediyesi'nce düzenlenen faytonlar taksi esprisine uygun olarak çalışırlar. Her adada ilk durakları belirlenmiş olan faytonlar, kendileri için ayrılmış olan meydanlarda sıralarını beklerler. Eski bir kilisenin bahçesine sığdırılmış bu meydan, adeta kendi başına bir kent, kendi başına bir dünya, kendi başına bir atmosferdir. Thank you.
Bu dünyanın düzenini ise kahyalar sağlar. Faytonların, yolcuların gördüğü bu yaşamlarının dışında bir de görünmeyen yaşamları vardır. Akşam karanlığının çökmesinden günün aydınlanmasına kadar ahırlarda geçen bölümdür bu. Akşam grubu adeta özgürlüklerinin müjdesi gibi bütün görkemiyle çöker. Faytoncular gün doğumuyla birlikte ya bisikletleriyle ya da yürüyerek ahırlara doğru yola koyulurlar. Yürüyüşe, koşuya çıkan adalılar ilk günaydınlarını onlardan alırlar. Geceden dinlenmiş atların koşumları takılır. Son hazırlıklar tamamlandıktan, ilk sevgi sözcükleri söylendikten ve şefkatle okşandıktan sonra çarşıya inme vakti gelmiştir. Dinlenmiş atlar adeta adalıları özlemişçesine coşkuyla, keyifle yolları şıkırdatır. Ancak adaların yokuşu dik, insanların tüketime dayalı yükleri sonsuzdur. Güneş gökyüzünden en sert bakışlarıyla baktığından bu özlem, bu coşku yavaş yavaş yerini yorgunluğa bırakır. İşte görevi devretme vakti gelmiştir. Yuvasına dönüş yoluna giren her at bunu hisseder. Ve bu onu sabahın ilk çıkışı kadar heyecanlandırır. Annesini bekleyen tay ise heyecanını yenemeyecek kadar acelecidir. Temizlenmesini beklemeden terli, tozlu memelere iştahla sarılır. Sıra arkadaşına gelmiştir. Akşamın yükünü o devralır. Önceleri evlerin yanı başında bulunan ahırlar, daha sonra belediyenin yaptığı yeni bir düzenlemeyle yerleşim merkezinden uzakta, toplu bir yerde organize edildiler. Ancak belediyenin yaptırdığı ahırların ihtiyacı karşılamaması sonucu yapılan derme çatma kulübeler ise yayılarak büyüdü. Yaşanılan başıboşluk, çevrenin bu tavrına karşı sessiz bir protestosu gibidir. Beş senelik efendim ben büyük adalıyım. Çocuklarımı burada büyüttürdüm. Hepsi torun torba sahibi oldum. Hepsi evlendi. Bir karı bir koca kaldık burada. Adadan çok memnunuz. Memnun olduğumuz gibi de burada da ikametgâh ediyoruz. Başkanımızdan da memnunuz. Gel gelelim bir ihtiyacımız varsa su. Su sorumuz çok soru yani büyük sorun. Onun için ise suya büyük ihtiyacımız var. Yani yüksek saygılarınızdan rica edecek tarafım su. Su olursa biz memnun oluruz. Hayatım burada geldi geçti. Ufak çocuk geldim. Kocaman kelli felli adam oldum. Toron torba sahibi oldum.
Hep bu adada. Adadan başka bir tarafa gidemedim. Buraları çok seviyoruz gerçi. Ekmeğimiz de burada. Ama ne bileyim ben. Başkanı çıkacağım, bir yer rica edeceğim. Çoluk çocuğumdan hep dışarıdayım, hep dışarıdayım. Bir atın koşumlanması için belirli bir yaşa gelmesi gerekir. Özgürlük hiçbir canlı için kolay kolay vazgeçilir bir olgu değildir. Gaspı her yerde direnmeyi, karşı koymayı getirir. Gel bir dakika. Acemi atın sürücüsü mutlaka usta olmalıdır. Çok güzel. Çok güzel. Ya artık başına. Göremiyorsun işte abi. Kısım ağzını bir daha bırakmayacak. Kaldır abi. Çok güzel. Oğlum da sen yapalım. Genç atların yakalanması eski kovboy filmlerindeki uçsuz bucaksız çöllerde geçmese de heyecanı bu görüntüleri aratmaz. Eğer belediye görevlilerinin başıboş atları toplayıp Mavna ile karşıya götürdüğü güne rastlıyorsa heyecan daha da artar. Atlar köpeklerle, ineklerle, tavuklarla birlikte yaşadıkları mekanlarına kapatılırken faytoncuların da eve koyulma zamanı gelir. Çoğu faytoncunun kendisi ya da ailesi için düzenlediği, orada yatıp kalktığı, kimi zaman misafir bile ağırladığı bir odası vardır. Tek adrestir burası. Yaşamını atınkiyle birleştirmiştir. Bunların sayıca giderek çoğalması sonucu lokanta, kahve, berberden oluşan küçük dünyanın daha küçük bir modeli ahırlarda da hayata geçmekte gecikmez. Burası büyük ada, faytoncuların yaşadığı yer, yani ahırların bulunduğu yer. Burası da gördüğünüz gibi bir lokanta, çay falan da atıyoruz. Faytoncular sabah 8 civarı falan çalışıyorlar. Aşağı gidip çalışıyorlar. Gece 12-5 falan geliyorlar. Gececiler tabii, bundan sonra sezon başladı. Gececiler de olacak. Geliyorlar işte, biz de burada onlara hizmet vermeye elimizden geldiği kadar onlara rahat bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi Gırgır, Şamak'ta her şeyleri güzel ama sade buradaki yaşantıları çok zor yani. Buraya önceleri şey yapılmamış ama yenilerini bilemem bunu. Yenisi falan.
Sorunları çok burada. Şimdi bizim işimiz çok zor burada. Zor olduğundan dolayısı yani haliyle çoluk çocuk besliyoruz. Fakat yattığımız yerler çok berbat bir durumda. Ve aynı zamanda ki şu sorunlarımızı çözmek için başımızda layıkıyla bir insanımız lazım. Fakat başımızdaki insanlarımız doğru dürüst yok. Haliyle olmadığından da sorunlarımızı çözemiyoruz. Çözemediğimize gibi kime başvurmamız icap eder? Bir yetkili bir şey bir şahıs olacak ki ona vurmamız icap ediyor. E şurada burası bir lokanta. Akşamları geliyoruz, yemeğimizi yiyoruz ve çayımızı içiyoruz. Arkadaşlarla gürültü şamata yapıyoruz. Ama aile sorunlarımız olarak yani çok sorun oluyor. Çoluk çocuğumuz orada, biz burada gurbetteyiz. Gurbette olduğumuz yere de haliyle buna bir çözüm bulmak icap ediyor. Bir yuvaya, sıcak bir eve sahip olma şansı olanlar ise eve uğramadan önce kahvede soluklanırlar. Günün biraz yorgunluk atma, biraz da iki çift laf etme zamanıdır artık. Adalarda kendi başına önemli bir alt kültür oluşturan faytonlar ve faytoncuların konumunu Adalar Belediye Başkanı Can Esen şöyle değerlendiriyor. Büyükada'da faytonların ahırlarının bulunduğu mevki, güzel adalarımızın en kötü köşelerinden bir tanesidir. Bizim amacımız hazırlamış olduğumuz bir taksim binlik imar planlarında fayton deposu olarak ayırdığımız bölgede modern çağdaş ahırlar yapıp onları faytonculukla iştigal eden esnafımıza sırayla dağıtmak ve o bölgeyi ondan sonra tamamen ortadan kaldırmaktır. Fakat bu belirli bir zaman alacaktır. Bu zaman zarfından önce de bizim bu yazı hedefleyerek o bölgede genel bir temizlik harekatıyla birlikte yollarının asfaltlanması ve bütün ahırların yeniden elden geçirilip, boyanıp, ilaçlanarak kendilerine teslim edilmesi de projelerimiz arasında vardı. Biz nasıl adalarda doğal dokuyu ve tarihi eserleri koruyorsak, faytonları ve fayton geleneğini de korumak zorundayız. Bu amaçla ben makam arabası olarak göreve seçildiğim günden beri fayton kullanmaktayım. Ayrıca yeni taşınacağımız belediye binasının bir bölümüne de geçmişte adalarda kullanılmış olan faytonların maketlerini yaptırıp sergileyeceğim. 35 senedir ben bu işte meşgulüm. Şu anda belediye başkanımın makam şoförlüğünü yapıyorum. Ve bu işten çok memnunum. Peki, ada sokaklarının vazgeçilmez unsuru, aksesuarı haline dönüşen faytonlar için adalılar ne diyor? 41 senedir, 44 senedir buradayız. O kadar güzel faytonlar vardı ki, hep eğlenceler, akordiyonlar, çam limana gidip kuzu çevirirdik, orada eğlenceler yapardık. Şık şık hanımlar vardı. Çok güzel bir eğlencemiz vardı. Şimdi maalesef onlar hepsi bitti. Faytonlarla çok eğlenceliydim. Ben adada faytonların kalkmamasından yanayım. Böyle bir şey olmadığını da biliyorum zaten. İnsanla doğanın bütünleştiği bir yer olarak görüyorum ben burayı. Her taraf yemyeşil, ağaçların çoğaltılacağı bir yer. Çocukların rahatça koşup oynayabileceği, herhangi bir motorlu aracın tehlikesinden uzak adada faytonların çoğalmasını istiyorum. Şimdi zaten buraya gelen insanların istedikleri belli. Temiz hava, denize girmek ve en önemli özelliklerinden biri adında faytonlar. Ve faytonlar görüntü olarak mükemmel bir olay sergiler. Atların uyumu, işte ona binen insanlar. Turistler zaten bunları kendi ülkelerinde bulamadıkları için çok ilgi çekici bir özellik olarak yer alıyor. Ve nitekim bir nevi de bunun için adaya geliyorlar. Faytona binince çok seviniyor. Nefes nefese koşuşturan atların, gün boyu harcanan çabaların karşılığı, belki de
bir bardak soğuk içeceği içmenin keyfidir. Ve tertemiz bir doğayı tehlikeye atmadan bu keyfi elde etme şansı söz konusuysa, bu keyfin tadına doyum olabilir mi?